Efendim Karadeniz'imizin bir yarım adaya kurulu tek şehri Giresun. Mavisini gözümüze, yeşilini gönlümüze aldık ve Giresun'umuzun en lezzetli yemeklerinin peşine düştük. Sizler de hazırsanız lezzet yolculuğumuz başlasın. Şeker getir, şeker getir dedim. Şeker gönder. Çok orada set duruyor. Ben korkuyorum orada dururken ben nasıl? Buradaki levrekler böyle mi? Buradaki kaçıyor, de canlandı. Barbun geldi. Mezgit ve barbun yan yana. Hamsi de geldi. İşte balıkların şahı, hoş geldin. Malzemelerimiz hazır. O zaman ilk yemeğimize başlıyoruz. Giresun Göreli'ye gel hele, Göreli'nin güzelliklerini gör hele, hem de Kuşköy'e uğra. Uğramadan gitme, üzülürsün. Ben Kuşköy'e geldim. Kuşköy'ünün hoş muhabbetli, güler yüzlü insanlarını, hatta kuş dili konuşulan bu köyü ziyaret edip yemeklerini, örf ve adetlerini öğrenmek için sizler için buraya kadar geldik. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Kuşköy halkı bizi horonlarla karşıladı, kemençeyle karşıladı. Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Nazmi ablam nerede benim bakayım? Burada. Nazmi ablacığım gel, gel. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi bu kuş dili meselesi nedir? Neden bu köyde kuş dili konuşulmaya, yani bu şekilde anlaşılmaya başlamış? Kuş dili neden anlaşılmaya başlamış? Kuş dili burada köyümüzün dağınık olduğundan, uzak olduğundan anlaşılmıyordu. Yani telefonlarımız yoktu. Onun için bunu bu kuş diliyle anlaşıyorduk. Yarın bize odun taşımaya gel, akşama bize çay içmeye gel. Yahut yarın falan yaylaya gidelim. Böyle kuş diliyle böyle anlaşıyorduk dağınık köylerimize. Köyde herkes anlıyor. Anlıyor. İdemeyen var. Bu kuş dilini konuşan konuşamayan var. Bir şeker istesene karşı komşudan ıslıkla. Bu önce merhaba mı oluyor? Şeker getir, şeker getir dedim. Şeker gönder. Ha, bize şeker getir dedim. Emine dedim, bize şeker getir dedim. Ben de sana çay koyayım de. Kuş dilimizin konuşulduğu Kuşköy'de biraz tur atalım. Ardından da Nazmiye teyzemler, ablalarımız bize geleneksel yemeklerini hazırlayacak. Hadi tur atma vakti. Kolay gelsin. Ablalarımız hem bizler hem de sizler için karalahana topluyor. Birazdan karalahana yapımının inceliklerini anlatacağız. En lezzetli karalahana nasıl hazırlanır? Tabii ki önce taze taze bahçeden toplanır. Nasıl mı? Toplayalım. İşte böyle. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh tazecik. Evet, karalahanalar tazecik. Topladık. Tabii, evet. Kuş köyümüzün lezzetli karalahanaları. Karalahanadan kaç çeşit yemek olur? Karalahanadan çok yemek olur. Diblesi olur, çorbası oluyor. Dible ne? Dible ince ince doğruyorsun, pirinç koyuyorsun, soğanla kavuruyorsun. Aa, çok güzel oluyor. Bizim yöremize ait. Biz ne yapacağız? Dolma, sarma yapacağız. Sarma yapılıyor, evet. Çorbamız oluyor, yapacağız. Evet. Her şey oluyor yani, bizim olmazsa olmazımız bu. Bahçelerimizde gördüğünüz gibi hep bu oluyor. Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler, bunu ekiyorlar, evet. Yetiştiriyorlar. Evet, vazgeçilmezdi tabii ki. Ama en lezzetlisi nerede olur? En lezzetlisi nerede olur? Karadeniz. Göreli Giresun şeyde olur, Kuşköy'ünde. Tam adres söylüyoruz, Kuşköy'de olur. Kuşköy'ünde olur, evet. Topluyoruz, onları şöyle bir kenara koyuyoruz. Gidip ardından teyzelerimizle birlikte, evet, hazırlıyoruz, evet, inşallah. Evet. Yemekler güzel. Karadeniz'in en meşhur dörtlüsünü yapacağız. Dörtleme. Nedir bunlar?
Tabii ki mısır ekmeği. Mısır ekmeği. Olmazsa olmaz. Burada peynir yağlacı, yani kuymağın bir çeşidi. Peki Nezir ablam ne yapacak bize? Turşu kavuracak. Tabii ki turşu kavuracak. Peki orada Zehra ablam ne hazırlık yapmış? Zehra ablam ne yapmış? Lahana dolması saracağım. Topladığımız lahanaları bir güzel kaynar sudan geçirmiş. Birazdan bize lahana sarması hazırlayacak. Hatta şimdi başlayalım değil mi Nezir abla anlatmaya? Başlayalım. Şimdi önce lahana sarmamızı hazırlamamız lazım. Çünkü işi biraz uzun sürüyor, zahmetli. Lahana sarmamız için malzemelerimiz nedir Zehra ablacığım? Malzemelerimiz ne? Tereyağı. Evet. Maydanoz, pirinç, sıvı yağ, soğan, biber. Salçası. Salçası. Biber salçası değil mi bu? Biber salçası. Nane. Ve hemen suya sokup çıkarttığımız kara lahanalarımız. Başlayalım o zaman. Galiba önce içini hazırlayacaksınız. Evet. İçini hazırlıyoruz. İçimiz hazır. Biraz soğudu. Şimdi kara lahanalara saracağız. Şöyle ayırıyoruz pencereyi. İkiye ayırıyoruz. Lahanayı. Ortasını kalın yerlerde alıyoruz. Yumuşacık olsun diye. Evet. Ortadaki o sap bölümü temizleniyor. Ve hazırladığımız iç harcı lahanalar ile sarılıyor. Bu iş tek başına olmuyor değil mi? Hayır olmuyor. Nezir ablacığım. Çünkü bunu 3-4 kişi toplanıyor biraz efendim. Biraz zor iş. Ablalarımız ağır iş olduğu için birlikte yapıyorlar. Biri içi hazırlar, diğeri yaprakları hazırlar. Sonra hep beraber sararlar. Biri de türkü okursa, sis dağı da geçerse içinde. Hemen karşımda sis dağı duruyor. Biz türkü bilmiyoruz ki. Sis dağına yazılmış bir türkü için. Çok güzel bir türküdür. Ben de okuyorum size hadi. Asarın balını da gel salını salını. Adam cebinde taşır senin gibi gelini. O Asiye Asiye tütün koydum kesiye. O Asiye Asiye tütün koydum kesiye. Baban seni verida bir bapırasiye. Hay sevdim oy oy. Kara lahanamızı sardık. Sonuncular gidiyor tencereye. Ardından ne olacak Zehra ablacığım? Ardından pul biber bulacağız. Evet. Sıvı yağ bulacağız. Tuz bulacağız, pişireceğiz. Bu kadar. Evet. Ne kadar pişmesi gerekir kara lahananın bu malzemeyle? Malzemeyle 15 dakikada bir şey. Bu kadar çabuk. Evet. Sarması uzun, pişmesi kısa yiyecek kara lahana karşınızdaydı. Bu işlemleri tamamlıyoruz. Ardından Karadeniz'imizin meşhur ikinci yemeği olan turşu kavurma var sırada. Turşu kavurması için malzemeler hazır. Nezir ablamıza soralım bakalım neler varmış. Şimdi sıvı yağımız var, evet. Az da tereyağımız var. Soğanımız var, az pul biberimiz, fasulye turşumuz, az da salça katacağız. Salçamız var. Var, tuzumuz var, bu tuz kadar. Tuz katmıyoruz, turşumuz yok mu tuzlu. Bunda? Ha, o yan mutfağın, o Emine ablamızın. Yan tarafın, evet. Koyayım mı şimdi sıraya? Çok orada sert duruyor. Ben korkuyorum orada dururken ben Trabzonluyum, korkarsın. Trabzon musun abla? Tabii gelin, buraya gelin geldim. Buraya gelin geldin. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Neyse başlayalım aslında. Emine ablayla bayağı zorlu bir yemek bizi bekliyor birazdan. Şimdi turşu kavurmamızı önce hazırlarken önce yağımızı koyuyoruz. Kızdırıyoruz. Evet. Sonra soğanlarımızı mı kavuracağız? Sonra az da tereyağımızı katıyoruz. Oh daha lezzetli olacak. Evet. Tereyağını katıyorsunuz. Soğanlarımız öldükten sonra turşumuzu içine koyuyoruz. Sen yardım edeyim size Nezir ablacığım. Ben koyarım. Ay tamam. Suyu var dur. Suyu mu? Suyu olmayacak mı içinde? Hayır. Suyunu katmıyorsunuz. Suyunu sonra ekliyoruz üstüne biraz. Yeteri kadar fasulye turşumuzu. İçinde biraz biber var tabii acılık katsın evet. Diye. Sarımsak biberi içinde. Sarımsak, biber hepsi var. Evet. Tuzu. Tamamını katıyoruz. Suyu biraz dikkatli katıyoruz yani.
Şimdi fasulyeler kavruluyor. Ardından su mu ekleniyor Nezir ablacığım? Evet, az bir şey su ekliyoruz. Az pişmesini bekliyoruz biraz. Sıcak mı olacak ekleyeceğimiz? Su soğuk mu? Fark etmiyor. Soğuk da olabilir, sıcak da. Yine bunu çok mu pişiriyoruz, az mı? Az ya, 5-10 dakika falan. Bu kadar. Evet. Vitamini kaçmasın. Elinize sağlık Nezir ablacığım. Afiyet olsun. Sırada kuymak. Emin ablamızla şimdi kuymak hazırlayacağız. Kuymakta tereyağımız var, kaşar peynirimiz var, mısırımız var, tuz var, su var. Bu kadar. Evet. Suyumuz soğuk mu, sıcak mı? Sıcak olması gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Evet. Kuymaya hazırlarken evet. Yağlatma deniyor. Neydi? Yağlaş. 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 Peynir yağlaşı. Buradaki adı o. Trabzon'un gelini ona kuymak diyor. Evet. Hem de beklerken böyle bekliyor. Bizim hanım da bir tarafı oflu olduğu için öyle beklerken tehlike arz ediyor. Bir şey var galiba diyorum, bir sıkıntı. Yok, bir şey yok. Evet. Şimdi önce. En lezzetli yağlaş için evet. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Önce tereyağımızı eritiyoruz. Emin abla şimdi neler yaptık sırasıyla anlatalım. Yağını yaktık. Yağını erittik. Peynirini koyduk. Onu da erittik. Suyunu koyduk, tuzunu koyduk. Şimdi de ununu çektik. En son un. Tabii biraz ayarlı unu göndermemiz gerekiyor. Tabii. Sol elle döküp sağ elle karıştırmanız lazım. Evet. Sağ el hiç durmayacak. Kıvamını bulana kadar mısır ununu katıyoruz. Peynirin sünmesi gerekiyor değil mi? Uzaması gerekiyor. Tabii. Peynir eridikçe unla beraber karışıp sünmeye, esnemeye başlıyor. Ve finale doğru biraz da dibini tutturursa Emine abla, üzerine de tereyağı çıkarsa üf tadından yenmez. Elinize sağlık Emine ablacığım. İşte peynir yağlaşı da yani kuymak böyle hazırlanıyor Kuşköy'de. Teşekkür ederiz. Nazmi ablamla ekmek yapacağız. Hadi bakalım geçin. Nazmi abla. Efendim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ekmeğimizdeyiz. Şimdi tuzunu atıyoruz. Hemen başladın. Başlanacak, yağmur geliyor. Yağmur geliyor, hemen başlamamız lazım. Hava da kararmaya başladı. Aha. Önce tuzumuzu atıyoruz, mısır unu. Malzeme Aha. belli efendim, mısır unu. Aha. Sadece şunu söyle bana. Bu mısır ununun mayası, hamurun mayası. Bu mayamız. Aha. Tuzu atıyoruz mısır ununa. Mayamızı da gönderiyoruz. Aha. Mayasını da koydum. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra şu tepsiye koyacaksınız. He. Nerede yarın pişecek? Fırında, kuzinede. Kuzinede pişecek. He. Kuzinede çok güzel oluyor. Kuzinede her şey pişecek. Çok güzel. Ekmek daha da güzel oluyor. Sıcak sıcak inşallah onun tadına bakacağız. İnşallah. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim birazdan güzel bir masayla Karadeniz'imizin en meşhur yemekleriyle ve güler yüzlü ablalarıyla karşınızda olacağız. Yemeklerimiz hazır. Ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Kuşköyümüzün birbirinden enfes, lezzetli çeşitleri karşımızda. Biz neler hazırlamıştık? Önce onları hatırlatalım. Fasulye kavurması yapmıştık. Yağlaş. Öyle değil mi Nazmi? Evet. Peynirli yağlaş yaptık. Ve karalahana sarma. Şimdi yemeğimizin tadına bakalım. Önce soğutmamamız gereken yemekler var. Yemeklerimiz servise hazır. Buyurun. Buyurdum Nazmiye teyze. Önce dolmadan başlıyorum. Evet. Karalahana sarmamız.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Efendim, Göreli'ye bağlı Kuşköy'deydik. Kuşköy'ümüzün birbirinden lezzetli ve de meşhur Karadeniz yemeklerinin tadına baktık. Sizin için hazırladık. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, sabahın erken saatleri ve biz Giresun Balıkçı Barınağı'ndayız. Malumunuz üzere barbun ve mezgit mevsimi. Bunu değerlendireceğiz inşallah. Tıpkı abilerimizin yaptığı gibi. Bakın, sabah saatlerinde avdan gelmişler, balıklarını ağlardan çıkarıyorlar. Bereketli geçen bir av görüyorum. Biz de Yavuz Kaptan'la öyle yapacağız. Yavuz Kaptan'ım sabah Karadeniz'in açıklarına ağ kurmuş. Tayfa Turgay, gel dedi, birlikte çekelim bunu. Bu fırsat kaçmaz. Gidelim. Günlük balık istihkakımızı halledelim. Kolay gelsin kaptan. Hoş geldiniz. Yavuz Kaptan atom karınca gibi tek başına bir öne gidiyor, bir arkaya geliyor. Ağımızı bulduk, makaraya taktık. Evet. Kaç metre ağımız var? 6 boy. 6 boy demek kaç metre yapıyor? Yaklaşık bir 500 metre kadar. Yarım kilometre ağ mı var şimdi, evet, burada? İşimiz uzun. İyi ki tayfa gelmiş. Neyse, başlıyoruz. Balıklar geçidi başladı. Şu an mezgitleri görüyoruz değil mi? Evet, mezgitleri görüyoruz. Barbun geldi. Mezgit ve barbun yan yana. Şu an 4 çeşit balık geldi. Hatta 5 çeşit. Bu da istavrit. Evet, bu da hamsimizdir. Nerede? Şurada. Hamsi de geldi. İşte. Balıkların şahı, hoş geldin. Yavuz Kaptan yarım kilometrelik ağı çekti Karadeniz'in serin sularından. Yaklaşık 12-13 kilo, yani 15 kilo yakın dedi, balığımız var. Mezgit var, barbun var, bol cinekop var. Bir de bir balığımız daha var orada ama neydi onun adı? Kaya balığı. Kaya balıkları var. Komet balığımız var. Yenilen bir tür, lezzetli olan bir türü var. Şimdi balıklarımızı alıyoruz. Güzel bir tur atıyoruz. Ardından pişirmeye gidiyoruz. Yavuz Kaptan'a da teşekkür ediyoruz. Sağ ol kaptan. Ama tanıştırayım size. Nasılsınız Kenan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii biz balıkları tuttuk. Barbunlar, mezgitler ama Kenan Usta'nın bize daha farklı sürprizleri var. Levrek gömeceğiz tuza. Yeter mi? Yetmez dedi. Bir de iskorpit buğulama yapalım. Yeter mi? Yine yetmez dedi. Başka ne yapalım? Hamsi çıtlayalım dedi. Hamsi çıtlama nasıl bir şey olur? Çekirdek gibi. Çekirdek. Tabii canım, hamsinin lezzetisi yani, burada. Evet. Şimdi balığı sordum, dedi levrek. Siz böyle bir levrek gördünüz mü? Ben görmedim daha önce. Buyurun. Buyurun. Bu kadar levrek olur mu? Hiç mi levrek görmedik biz? Hiç mi görmedik levrek? Buradaki levrekler böyle mi? Buradaki kaçıyor, levrek canlandı. Tutacağım galiba. Heh. Biz biraz daha ufağını gömeceğiz. Buna bir kamyon tuz gider, kaya tuzu.
full levreyi gömeceğiz. Şimdi ilk yemeğimizle başlıyoruz. Önce levreyi gömeceğiz tabii ki. Bunun için malzemelerimiz, defne yaprağımız var, tane karabiberimiz. Bu yumurta akı mıdır? Evet, yumurta akı. Yumurtanın sadece akı var. Genişte bir kapta suyumuz var, kaya tuzumuz var. Şimdi çeşitler çok olduğu için Kenan ustamla biz hazırlıklara başlıyoruz bu güzel manzara eşliğinde. Önce levreğimizi gömelim. Bu normal boyda bir levrek burada. Yani 4-5 kiloya kadar levrek bulabiliyorsunuz Giresun'da. Deniz levreği. Karabiber, tane karabiberi içine serptik temizledikten sonra. 3 tane de defne yaprağı ve kapattık. Taşın içinde onlarla hapsolacak. Defne yaprağının güzel kokusu, karabiberin güzel tadıyla birlikte balığımız lokum gibi olacak inşallah. Şimdi üzerine kapatıyoruz. Balığın en güzel hallerinden biri tuzun içinde pişmiş şekli. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. İçinde hapsoluyor. Hapsoluyor hepsi. Ve balığın pulları tuzun içine işlemesini engelliyor. İçiniz rahat olsun. Bu balık tuzlu olmayacak. Hatta pulunu aldıktan sonra tuz bile ekleyebilirsiniz. Şimdi sırada iskorpit buğulama var. İskorpit buğulama için hazırız. Malzemelerimiz burada. İskorpitler önceden temizlenmiş. Kılçıkları evet. Ayıklanmış. Peki buğulamada hangi malzemelerimiz var? Tereyağımız var. Evet. Yeşil biberimiz var. Tuzumuz var. Rendelenmiş domates, sarımsak ve vekada. Bir çeşni. Çeşni gibi. Kaç çeşit var orada baharat? Bayağı bir baharat var. Bir de bakır kabımız var buğulamayı hazırlayacağımız. Başlıyoruz hazırlamaya. Tereyağımızı da kattık, tüm malzemelerimizi balığın üzerine yerleştirdik. Baharatları gönderildi. Ocakta buğulanacak bizim iskorpit. Ardından da hamsi çitleyeceğiz. Hamsi çıtlama için malzemeler, en güzelinden hamsi. İkincisinde yine bir yine o baharat, gizli bir formül o. Çok çeşitli bir baharat, tereyağı, tuz ve su. Bu kadar. Bu kadar. Yani bizler de o zaman evlerde yapabileceğimiz tabii, çok bir basit yemek bir şey. Bu. Evet. Tamam, hazırlamaya başlıyoruz hamsilerimizi. Kılçığını temizlediğimiz son hamsimizi de bakır kabımıza yerleştiriyoruz. Bu hamsi çıtlama değil, bu hamsi çiçeği açtı tavanın içinde. Elinize sağlık. Bu nasıl pişecek? Şimdi içine tuz, tereyağı, su, ocağa koyacağız. Üstünü kapatacağız. Yavaş yavaş pişecek. Kısık ateşte böyle. Sonra iyice suyunu çekene kadar. Sadece tereyağı kalacak. Biraz pişirme usulü farklıymış. Yani. Biraz sabretmek gerekiyor. Evet. Ateşi açmıyorsunuz. Kısık ateşte şimdi Kenan ustamızın söylediklerini yapacağız. Ardından da hamsi çıtlayacağız. Buğulamanın tadına bakacağız. Tuza gömdüğümüz balığımızı, levreğimizi çıkaracağız. İyi bir ziyafete kavuşacağız. Kesinlikle. Birazdan. Suyla Giresun'umuzun balık çeşitleri karşımızda. Hazırladıklarımız balık çıtlama, iskorpit buğulama ve sanırım yolda bana doğru gelmekte olan hala üzeri yanan levrek, tuzda levrek. Taşlaşmış. Kenan ustamızın ellerine sağlık. Afiyet teşekkür olsun ediyoruz. Efendim. Bunu kırma görevini de törenle size bırakıyoruz. Tabii ki. Güzel bir manzara eşliğinde müthiş bir masa hazırlamış Kenan ustamız. Müthiş bir masa olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yangını söndürdünüz mü?
yanıyor halen. Ya söndürdüm. Paketimizi açıyoruz, hediye paketimizi. Oo. Hazine tamamdır. Kenan ustamız şimdi onu servis edecek. O servisi hazırlarken ben de hamsi çıtlamanın ve iskorpit buğulamanın tadına bakmak istiyorum. İzninizle. Afiyet olsun. Önce hamsi çıtlama. İskorpitin tadına bakarken tabii aklımız başımızdan gitti ama soldan da levreğin kokusu geliyor, buharı geliyor. Dayanamayacağım. Onun da tadına hemen bakalım. İşte levreğin gerçek tadı. Gerçekten balıkların şahıdır levrek. Onu pişirmek de çok önemli. Tuzda pişirilmesi gerekiyor bence. Levrek severlere duyurulur. İşte balıkların hangi usulle pişirilmesi gerektiğini Kenan Usta'dan bir kez daha öğrenmiş oldum. Kenan Usta'mıza teşekkür ediyoruz. Lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alkışlıyoruz efendim bu muhteşem ekibi. Giresun Kalesi'nde muhteşem Giresun halk oyunlarını sergileyen halk eğitime teşekkür ediyoruz. Halk eğitim merkezi müthiş. Şimdi görmek istediğimiz coşku vardır ya hani o halk oyunlarında. Şöyle alabilir miyim seni yanıma? İlk müziği alabilir miyiz hocam ilk müziğimizi? İlk müziğimizi alabilir miyiz? Hop 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 diye bir bölüm vardı. Orada sana dikkat kesildim de o coşkuyu görmek istiyorum. Yani bütün halk oyunlarında istiyoruz bu coşkuyu ve sevgiyi. İşte bu coşkuyu görmek istiyoruz halk oyunlarında. Kardeşlerimi kutluyorum. Giresun'da sevgiler, lezzet yolculuğu devam ediyor.
müthiş bir noktadayım. Bana her zaman soruyorsunuz, Türkiye'de gördüğünüz en güzel yerler neresi? İşte bir tanesi burası. Merkez Güneyköy'deyiz. Müthiş bir yer. Oksijen deposu. Ciğerlerimde hissediyorum temiz havayı. Şimdi burada çok güzel yemekler hazırlayacağız ama onun öncesinde bu eşsiz manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum. Efendim, Türkiye'deki özellikle Karadeniz bölgesindeki en güzel noktalardan birindeyim. Çok güzel yemekler hazırlayacağız. Filiz Hanım'la birlikte hazırlayacağız. Nasılsınız Filiz Hanım? Teşekkür ederim. Burada kötü olmak herhalde mümkün değil. Evet. Yani insan bir saatte bir ay gençleşir. Öyle bir yer. Yemeklerden de olabilir bu. Çok sağlıklı yemekler var. Giresun'umuzun bu şirin mişirin bölgesinde. Evet. Önce pezik hazırlanacak, sonra bunu bitirdikten sonra kiraz kavuracağız, hamsi böreği yapacağız. Ne renk kirazlar? Yine sarı falan oluyor burada, öyle evet, mi? Evet, sarı. Sarı kiraz, aynen. O beyaz kirazlardan kavuracağız. Evet. En son? En son hamsi böreği yapacağız. Hamsi böreği yapacağız. Yemekler müthiş yani. Sakın ayrılmayın. Önce pezikten başlıyoruz. Peziğin malzeme listesini paylaşıyoruz sizinle. Sıcak su. Sıcak su. Peziği daha önce yıkadık, haşladık. Soğan koyacağız, evet. Nane, karabiber, yumurta, tuz, pirinci haşlayacağız. Sıvı yağ. Aynen. Malzemelerimiz hazır. Filiz Hanım'la yer değiştiriyoruz ve peziği hazırlamaya başlıyoruz. Evet. Pirincimiz tamam. Evet, haşlandı. Peziğimizi de harmanladık malzemelerimizle evet. Beraber. Şimdi haşlanmış pirincimizi içine döküyoruz. İyice harmanlayacağız, bunu kızartacağız. Biraz içine dökmek istiyorum yumurtadan. Yumurta ekledik tutsun diye, evet. Parçalanmasın diye piştikten sonra ve lezzet katsın diye. Yumurtamızı da ekledik. Şimdi daha güzel karıştırıyoruz. Evet. Ardından tavaya gönderiyoruz. Son şeklini alıyor ve birazdan masadaki yerini alacak. Bunu tamamladıktan sonra sırada kiraz kavurması var. Sırada kiraz kavurmamız var. Kiraz kavurması hazırlamanın öncesi biraz zahmetli. Evet. Kirazları nasıl hazırlıyoruz Filiz Hanım? Kirazları temizliyoruz. Daha sonra bidonlara koyuyoruz. Yaz aylarında. Yaz aylarında. Bir sıra kiraz, bir sıra tuz. Daha sonra bidonda bırakıyoruz. Salamura yapıyoruz. Salamura yapıyoruz. Daha sonra çekirdeğini çıkarıp suda bırakıp bu hale geliyor. Daha ve saklanıyor. Kış aylarında evet. Da aynen. Kavurmasını yapıyoruz. Aynen. Kızartıyoruz. Hı-hı. Malzeme listemiz... Kirazımız sarı kirazlardan, beyaz kirazlardan olacak. Soğan, sıvı yağ. Evet. Bu kadar. Hazırlamaya başlayalım. Önce soğanlarımızı kavuracağız. Önce kavuracağız. Soğanımızı kavurduk. Evet, İyice kavurduk. Yumuşattık. Şimdi kirazlar gidiyor. İçine döküyoruz. Kirazları ne kadar kavurmak gerekiyor Fisan? 3-5 dakika yetiyor. Zaten tuzlu yeteri kadar beklemiş, tuzda evet, pişmişler aynen. Zaten. Evet. 2-3 dakikada kirazlarla beraber pişiyor ve kiraz kavurması hazır oluyor. Ardından ne hazırlayacağız? Hamsi böreği var sırada. Sakın ayrılmayın. Yapacağımız yemeğin Giresun'daki ismi hamsi böreği. Yani sizin bildiğiniz hamsili pilav. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Şimdi bakalım buradaki usul nasılmış, nasıl hazırlanıyormuş. Bilgilerimizi tazeleyelim. Hamsilerimizin en güzeli Giresun'da. Muhtemelen hamsi böreği de en güzel burada oluyor. Tazecik hamsilerimiz gelmiş. Evet. Evet. Yine tabii ki pirincimiz var, önceden ıslattığımız. Evet, soğanımız var. Nanemiz, kuş üzümü, karabiber. İç pilav için. Zeytinyağımız.
Zeytinyağımız da geliyor. Evet. Biz şimdi hazırlıklarımıza başlıyoruz. Evet. Önce soğanımızı doğrayacağız. Doğrayalım. Pilavımız hazır olmak üzere, suyunu çektiği zaman hamsilerin ortasına dizeceğiz. Ama öncesinde bir hazırlık var. Hamsileri tepsiye güzel bir şekilde dizmemiz gerekiyor. Başlıyoruz. Pilavımız hazır. Evet. Hamsimizle de kapladık tavamızın tabanını. Evet. Şimdi içine koyacağız. Aktarıyoruz. Pilavı tam mı pişirdik, hafif diri mi? Tam pişirdik. Yani çok az zaten balıkların pişmesi bekleneceği için. Evet. Pilavı pişirebilirsiniz yani. Sonra, evet. Pilav tamamen hazır olabilir. Evet. İç pilavlarındaki gibi hafif diri bir şekilde bırakmıyorsunuz. Yok, fazla bunda kalmayacağı için sadece çok hamsi olacak. Şimdi tekrar üzerine hamsiden kapatacağız. Ve? Ondan sonra kızartacağız. Çevrilecek mi? Evet, çevrilecek. Bir de çevrilmesi var. Ondan sonra mis kokulu, mis gibi hamsi böreğimiz hazır. Yani hamsili pilav. Az sonra birbirinden güzel çeşitlerle Karadeniz yemeklerimizle karşınızda olacağız. Filiz Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Efendim yemeklerimiz hazır. Müthiş bir masa. Karadeniz yemeklerinin şahı bu masadakiler. Hazırladığımız kiraz kavurması, pezik mücveri ve hamsi böreği de burada. Tadına bakacağız. Önce hamsiden başlamak istiyorum. Onu soğutmamak gerekiyor. Hepsi çok güzel. Hepsinin tadına bakacağız ama Giresun'da Merkez Güneyköy'e mutlaka gelin. Çünkü buradaki her gününüz demiyorum, her saatiniz, her dakikanız, her saniyeniz çok kıymetli olacak. Ve lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Giresun merkezde çok güzel yemekler hazırlayacağız. Melahat teyzem 6 tane evladı var. Allah bağışlasın. Böyle evlat çok olunca, torun çok olunca yemek uzmanı oluyor ister istemez. Melahat abla gibi ablalarımız, teyzelerimiz. Çok yeni yemeklerden olmasa eskileri yapar. Bize onlar lazım. Evet. Bize eski yemekler lazım. Onlardan hazırlayacağız. Mesela bir tanesi çilekli çorbası. Melahat ablam bize çilekli çorbası hazırlayacak. Dağ çileğinin yaprağından mı yapılıyor? Evet, bu dağ çileğinin yaprağı. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Ondan sonra sirun yapacağız. Sirun yapacağız ondan sonra. Peki ondan sonra ne olacak? Tepeçura. Tepeçura. Buradaki ismi neydi? Ondan sonra samaksa olacak. Samaksa. Evet. Samaksa olacak, evet. Samaksa buradaki adı. Evet. Yani ona Rizeli hemşerilerimizde pepeçura diyorlar. Buradaki usul acaba nasıl? Aynı mı onunla? Merak ediyoruz, öğreneceğiz birazdan. Önce çilekli çorbası, çilekli. Onu hazırlayacağız. Suyumuz kaynıyor. Bayağıdır kaynıyor burada. Hemen yanı başımda. Bunlar haşlandı mı? Evet, bu haşlandı. Teyzeciğim. Haşlandı bu, evet.
Haşlanmış çileklin hali. O dağ çileğinin yaprakları bunlar. Haşlandı, doğrandı bıçak. Hazır güzel kullanıma. Evet, başka hazır. Ne var malzemelerde? Mısır yarması var. Mısır yarması. Mısır unu var. Pırasa mı o? Bu pırasa. Pırasamız bunun var. Bunun pırasa olmasının nedeni, önceden annelerimiz soğan bulamayınca pırasayı dikerdi. Fasulyemiz var. Fasulyemiz var. Yine pul biberimiz, pul tuzumuz, biberimiz, tereyağımız. Tuzumuz, tereyağımız, sıvı yağımız. Sıvı yağımız, ayçiçek yağı mı, zeytinyağı mı? Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı olacak. Evet, evet. Malzemelerimiz hazır. O zaman ilk yemeğimize başlıyoruz. Önceden haşlanmış, doğranmış yapraklar gidiyor kaynar suya. Şimdi bu kaynadı. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra pırasayı kavuracağız tereyağında, sıvı yağda. Yumuşatacağız. Yumuşatacağız, çorbanın üzerine dökeceğiz. O kadar. O kadar. Yani çilekli çorbası hazır olacak. Hazır, hazır. Baharatları çorba, katılacak. Çorbamız hazır, evet. Bu kadar çilekli çorbası. Ön hazırlığı biraz ağır tabii. Evet. Yeni neslin neden bunu yapmadığını şimdi öğrenmiş olduk. Birazdan diğer yemeğimizle yani silonla birlikteyiz inşallah. Giresun yemekleriyle alakalı Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Melahat ablamla birlikte çok güzel yemekler hazırlamaya devam ediyoruz. Sırada siron var. Anladığım kadarıyla bu siron biraz daha lüks, butik bir siron. Malzemelere bakar mısınız? Hiç siron yapacakmışız gibi durmuyor. Kıyma var, yumurta var. Yoğurdu anlarım, unu anlarım sironda. Salça var, karabiber, kol biber, sarımsak, tereyağı ve soğan. Evet. Kesin olarak bu siron mu? Evet, kesin olarak bu siron. Çok fazla malzeme var. Size özel olsun biraz. O zaman Giresun'un ki ve sizin yaptığınız siron biraz farklı. Evet, farklı biraz. Lüks sironumuz için hazırsanız başlıyoruz hazırlamaya. Önce soğanlarımızı kavuruyoruz. İçi hazırladım. Sironun içi tamamdır. Hamur da açılmaya başladı. Burada pazeler, o pazalara ne deniyor? Burada pazalara zaval diyoruz biz. Zaval. Zaval diyoruz, evet. Zaval. Onun cismi de bulduk zaten. Her yerde farklı. Burada da zaval deniyormuş pazelere, pazaları. Şimdi onları açıyoruz. Ardından galiba malzeme doldurulacak içine. Evet, malzeme dolduracağız içine. Sonra bakalım neler olacak. Güzel güzel keseceğiz. Oh! Ondan sonra? Ondan sonra pişireceğiz, yiyeceğiz. İnşallah. Çalışıyoruz efendim, çalışıyoruz. Birazdan bunu bitirip diğer yemeğimizle karşınızda olacağız. Var. Samaksa. Yani Rizelilerin bildiği şekliyle pepeçura yapacağız. Buradaki adı samaksa ama çok ilginç. Farkı kokulu üzümden yapılması pekmezin. Peki diğer malzemelerimiz nelermiş? Mısır unu, buğday unu. Bu kadar. Evet. Bu orada kadar. Ne var? Su. Kullanacak mıyız? Evet. Ne suyu? Üzüm suyu. Yine o kokulu üzümün kokulu üzüm suyu. Evet. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Önce ne yapmamız lazım? Önce, ocağı yakayım mı? Melahat teyze. Önce ocağı yakalım. Önce pekmezi koyuyoruz. Kokulu üzümden yapılmış pekmezi, evet. Pekmezimizi gönderiyoruz. Sonra bu biraz pişsin mi? Hayır, suyuna su koyacağız. Hemen suyunu. Hemen suyunu koyacağız. Aynı üzümün suyunu koyuyoruz. Sonra karıştırıyoruz.
Hemen ununu yardım edeyim size. Şuradan unu dökeyim ben size. Dökelim. Ne kadar lazım Melahat teyze? Bir yarısını dök. Yarısını dökelim yavaş yavaş. Yine karıştırıyoruz. Siz yeter deyince ben duracağım. Şimdi yeter. Tamam. Bakalım. Kıvamına bakıyoruz. Bunu koyar koymaz o üzümün mis gibi kokusu geldi burnumuza. Unumuzu biraz pişirdik. Mısırı koyuyoruz. Onu da yardım edeyim. Bunu hepsini koyabiliriz. Tamam. Unlarımızı koyduk. Şimdi pişiriyoruz. Bayağı karıştırmamız gerekecek evet, galiba. Evet. Peki bu karıştırma işlemi bitince oldu. Samaksa hazır. Evet. Kaynadı mı tamam. Süper. Ellerinize sağlık Melahat teyzeciğim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Sağ olun. Bu güzel yemeklerle birlikte inşallah Giresun türküleriyle az sonra karşınızda olacağız. Efendim Giresun Halk Eğitimi teşekkür ediyoruz. Aytekin abi nefesinize, sesinize aa, sağlık. Üstadlarımızın da ellerine sağlık. Güzel bir Giresun türküsü dinledik. Güzel yemekler eşliğinde. Melahat annem döktürmüş. Şimdi çok acayip bir siron. Ben çok şaşırdım. Yani siron denilince klasik bildiğiniz. İçinde hiçbir şey olmaz. Çorba, çileklik çorbası. Peçura yani samaksa. Mis gibi kokusu burnumuza geliyor. Yeme usulü farklı göstereceğim. Çok ilginç. Ama önce çorbamızı soğutmayalım, yemeklerimizin tadına bakalım, türküler dinleyelim, sonra birlikte ziyafetin keyfini çıkaralım. Bakıyoruz efendim çorbamıza, çileklik çorbası. Şimdi size samaksanın nasıl yendiğini göstereceğiz. Bir kaşık alıyorsunuz. Tabağınıza koyuyorsunuz. Sonra soğuk süt alıyorsunuz. Şöyle döküyorsunuz. Tadına bakıyorsunuz. Melahat annemizin ellerine sağlık. Sağ olsun efendim. Giresun'da müthiş bir gün yaşadık. Hem o yemyeşil yaylaları, dağlarıyla hem de masmavi Karadeniz'e kucağını açmış coğrafyasıyla müthiş bir yer Giresun. Türkülerin beşiği, en lezzetli yemeklerin diyarı. Sadece bir günümüz böyle geçti. Yarın inşallah yine Giresun'daki yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Güzel bir türküyle hoşça kalın diyoruz. Aynı saatte görüşmek üzere.